Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tam ölçüsüyle sizlere bir mücver tarifi vereceğim. Öncelikle iki tane kaba temizledim ben. Şimdi bunları kabuklarını soymadan rendeleyeceğim. Yıkadım ve uç saplarını aldım sadece. Rendenin kalın yeriyle rendeliyorum. Ben sadece iki tane kabak kullandım. Arttırıp çoğaltabilirsiniz. Hatta içerisine patates, havuç bile ilave edebilirsiniz. Kabağı rendeledim. Eğer ki bekletirseniz suyunu süzebilirsiniz. Ama ben şu anda bekletmeden direkt yapacağım. O yüzden hiç suyunu süzdürmüyorum. 3 adet yumurta. 1 tutam dereotu, 1 tutam maydanoz ve 1 tutam da taze soğan. Bunları da ilave ediyorum. Kabı hemen değiştireceğim. Fazlasıyla küçük gelecek. Baharat olarak tuz da karabiber ilave edeceğim. Arzu ederseniz pul biber de koyabilirsiniz. 100 gram kadar beyaz peynir. Şöyle bir karıştırayım. Yanıma bir su bardağı unu aldım. Gerektikçe yavaş yavaş ilave edeceğim. Önce bir karıştırayım. Yarım bardağı ilave edeceğim. Duruma göre bakacağım. Çok böyle cıvık da değil, çok katı da olmuyor. Şimdi sizlere kıvamını tam göstereceğim. Bir su bardağından bir parmak eksik un ilave etmiş oldum. Kıvamı gayet iyi. Artık un ilave etmeyeceğim. Kaşıkla döktüğümüz zaman gayet güzel dağılacak. Şimdi ocağın başına geçip pişireceğim. Tavayı ocağıma alıp altını yakıyorum. Ortalama bir çay bardağına yakın sıvı yağını tavamın içine alıyorum. Yağ artık ısındı. Birer yemek kaşığı olacak şekilde şöyle döküp dağıtıyorum. Çok kalın yapmayın. Biraz hafif böyle ince olsun. Bu esnada biraz altını kısa alın. Kaşıkla şöyle hafif hafif dağıtıyorum. Sakın yüksek açmayın. Şimdi döktükten sonra altını orta ateşe getirebilirsiniz. Kızaranları çeviriyorum. İnce olursa daha çabuk pişecektir ve içi daha güzel kızaracaktır. Kızaranları çeviriyorum. Gayet güzel kızarmış. Sakın altını hiç diye açmayın. Bu kızaranları artık alıyorum servis tabağına. Tekrar döküyorum. Şu kızaranları alıyorum. Rahat olun. Kesinlikle çok güzel pişiyor. Tamam, bitene kadar aynı işlemle kızartmaya devam edeceğim ben.
Birincisi çok kalın yapmayın. İkincisi altını çok aşırı yükseğe de açmayın. Kızaranları seviyorum. Daha fazla kızarmış seviyorsanız daha fazla tutabilirsiniz. Hepsini kızarttım. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şöyle yakından da göstereyim. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.